arkadaşımız var. Alım yapar. Ya burada fiyat arttı, benim daha malımız çıkmadı yazın. İnşallah bekleriz. Alım çıktığında. Ve burada para batacak diye bir olay diyor. Biz burada kiremiz. Borçluluktan kiremiz. O zaman ne yapmamız lazım? Sık sık vatandaşı yani işlemlememiz burada, lazım. Burada yani ben muhtar arkadaşlardan söylüyorum. Tamam, programın bir arkadaşlardan söylüyorum. Mutlaka, tabii yani ben şey yaptım. O yaz sezonunda baksınlar, gelsinler laboratuvarımızdan. Yani biz çok cüzi bir para alıyoruz. Adam 5 lira veriyor. Adam buğdan ev suborsamız belki bilmiyorum da. Ya bir Polatlı'ya tamam, ben Polatlı'ya da şey yaptım. Orada bizim memleketimiz. Ama neymiş? Bak burada bir sürü tüccar arkadaşlarımız var. Ama mal gelmiyor. Biz istiyoruz ki bunun 3 katı geçsin. Bu para... Şu borsa deyince her yerde fiyat aynı mıdır o gün? Şimdi söyle. Yoksa mesela Polatlı'da şimdi, öğlen saat işte 10 gün. Burada da aynıdır. Şimdi talep mesela. Geldiğinde bak, saat 11'de. Şimdi, oradaki fiyat da buradaki fiyat. Bak bazen tutmaz, bazen talep olayı. Eğer benden, tabii, benden, hocam bir şey söyleyeyim. Hocam sizin duvarlarınız kabul olsun. Şu anda Türkiye'de, şu anda Türkiye'de benim yani gördüğüme göre, ben her tarafa gezdim. Ve en iyi buğday şu anda Halim. Elhamdülillah. Evet, inşallah. Yani hayırlı şeyler. Yazacağım. Bırakmaktan daha tehlikeli. Yani ekonominin yükselmesi, gelirin yüksek seviyede olması, ruhlar gıda alamazsa o toplum yine mutlu olamaz. Yine huzurlu olamaz. Ruhların da gıda alması lazımdır. İnsanların imanları sağlam olması, kanaatkar olması lazım. Açgöz olmaması lazım. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel âgıbetü lil muttakîn ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmain. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel âhirin. Ya Rabbel âlemin, ya İlahel âlemin. Bu hayvanat ticaret borsasının bugünkü bu merasimini, bu açılışını hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Amin. Hayırlı uğurlu eyle ya Rabbi. Amin. Burada emeğe geçen, burada hizmeti olan müdürümüzden ve herkesten razı ol ya Rabbi. Amin. Bu hayvanat ticaret borsasını memleketimiz için, çiftçilerimiz için, hepimiz için hayırlı uğurlu eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu memleketimizi afatlardan koruduğun için sana hamdü senalar olsun. Amin. Mahsulümüzü bol eyle, bereketli eyle. Amin. Vatandaşlarımızın aldıkları paraları iyi günde, güzel günlerde harcamaları nasip eyle. Amin. Daha güzel günlere bizleri nasip eyle. Amin. Her türlü afatlardan, kazalardan, belalardan bizleri, çiftçilerimizi, vatandaşlarımızı trafik kazalarından muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bu güzel vatanımızı bizlere emanet eden, vatanımız için, dinimiz için mücadele veren, bu topraklar altında kefensiz yatan meçhul şehitlerimize, gazilerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Hepimizden razı ol ya Rabbi. Amin. Vatanımıza, milletimize, dinimize zeval verme ya Rabbi. Amin. Devletimize zeval verme ya Rabbi. Amin. Sınırlarımızın dışındaki ülkelerde çok karışıklıklar var. Bu karışıklıkları memleketimize sokmak isteyen, bizi bölüp parçalamak isteyen, her türlü tuzaklara düşürmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Kahraman ordumuzu, donanmamızı, emniyet güçlerimizi her türlü kazalardan, belalardan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Kazada, karada, denizde, havada daima mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Hepimizden razı ol ya Rabbi. Amin. Yeni başkanımızla, müdürümüzle ve hepimizle beraber iyi günlerde, güzel günlerde, mutlu bir şekilde, birlik beraberlik içinde bu memlekete hizmet etme şerefini hepimize ver ya Rabbi. Amin. Hepimizden razı ol ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Amin. Allah bol kazançlar versin. Amin. Hayırlı hizmetlere nasip olur inşallah. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Olsun. Allah. O şeyi yazdın mı? Motor tarihini yazdın mı? Sağ olasın. Hepinize saygılar diliyorum. Bugün burada borsamızın satış ofisi ve ne diyoruz, analiz, raporlar, açılışı yapıyoruz. Bu konuda yukarıda değerli başkanımızdan biraz sohbet ettik. Tam Çiftçiliğe biraz yakın olmasak da ister istemez doğal olarak hepimiz bu işin içindeyiz. Çok modern bir tesis yaptı, tırma grubu ve bu konuda iyi hizmet vereceğine inancım tamdır. Değerli işler ödüyoruz. Borsamızın açılışından sizle de birlikte formaktan onur duymaktayım ve hoş geldiniz. 1980 yılında kurulan borsamız, İTİ'de cevap vermediğinden 2006 yılında yeni yerine taşınarak İver ve Çiftçiliğimizin hizmetine başlamıştır. Türkiye'de bulunan 136 borsa arasında sadece 13 tanesini satışlarına bulunmaktadır. Hayvan ticaret borsası 13. borsalar. Geride borsamızın laboratuvar ve satışlarımızda üyelerimizle ve çiftçilerimizle daha kaliteli hizmet vermek amacıyla en son teknoloji cihazlarla donatılarak yenilenmiştir. Borsamızın dünya standartlarına hizmet vermek için ilk adımı atarak ISO 9001 kalite belgesini almış ve akreditler borsa olma yolunda ilerlemektedir. Yazdan önünden gelmiştir. Ya, kimse giremez. Elden gelenler de buradan başlıyor. Burada ne tüccar girebilir laboratuvara? Kesinlikle yani girmek yasaktır. Meclane gibi ne güzel laboratuvar. Burada mumine gelir burada ve koyunun onun mumisini aldı. Burada tabaklar yığılır sabah 50 tane geliyor. Ve 50'si hiç bekletmeden saat 8'de mumine başlar 7.30'da 9'da satış. Müşteri bunlara ilgili teşvikler falan var mı? Teşvikler var mı? Biz yani kendi geçen sene, kendi ülkeden bak şu makineyi geçen sene biz kaç para 83 bin liraya almış. Yani o makineler değil. Evet 83 bin liraya. Değerli Hayma televizyon izleyicileri, bugün Hayma'dan ticaret borsasının laboratuvar ve satış ofisinin açılışında bulunduk. Yanımızda şu anda Haymana Belediye Başkanı Sayın Özdemir Turgut ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Servet Özer var yanımızda. Bugün açılışlarda bulunduk, laboratuvarımızı inceledik, satış ofisimizi gözlemledik. Şu anda da yanımızda Sayın Özdemir Turgut Bey'den görüşlerini alacağız. Özdemir Bey, bugün Haymana Ticaret Borsası'nın açılışı yapıldı. Haymana'nın ciddi anlamda çiftçiler ve tarım ve hayvancılık var. Bu da çok büyük bir kurum. Haymana için çok değerli, çiftçilerimiz için. Burada da bir açılış yaptık, çalışmalar var ciddi anlamda. Sizin buradaki görüşlerinizi alabilir miyiz bu konudaki? Öncelikle ben tekrar Haymana televizyonumuza teşekkür ediyorum. Bu değerli hizmeti verip vatandaşlarımızı bilgilendirdiği için. Evet, bugün Haymana ticaret borsamızın refrişat ve bunun yanında satış ofisi ve laboratuvarın düzenlendiği, yenilendiği son teknoloji olarak gezdik, gördük, açılışında bulunduk. Öncelikle ben başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Tabii ki borsa adı üstünde ekonominin can damarı. Burada vatandaşlarımız bazı ilçelerimize götürüyor ürünü satmak için. Ama daha kısa mesafe, daha iyi hizmet, yerinde hizmet. Dolayısıyla fiyatlarında da adının üstünde olduğu gibi borsa diyoruz. Borsa fiyatları diğer ilçelerimiz neyse bizde Haymana'da da o. Güzel ilgi, alaka, saygı, sevgi ve ödemelerini anında
nakde çevrilen bir kurum. Biraz evvel başkanımdan bilgileri de aldım. Ben hayırlı olsun diyorum, tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Burada hemşerilerimiz bilinçlendirmek lazım. Haymana da böyle bir hizmet sunulduğunu, bunu da sizlerin aracılığıyla duyuruyoruz. Tekrar hepinize saygılar sunuyorum ve başta başkanımız ve yönetim olmak üzere tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Sağ olun. Programda katıldığınız için. Şimdi evet, yanımızda Ticaret Borsası, Haymana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Servet Özel var. Kendisi aynı zamanda Haymana köklü ve eski esnaflarından birisidir. Burada gerçekten değerli bir çalışmalara imza attı. Haymana'nın çiftçisinin bir derdine derman olma adına. Bu açılışı yapılan laboratuvar, analiz laboratuvarının ve satış ofisinin çiftçilerimize ne gibi bir kazancı olacak? İlk için aynı başkanı dediği gibi teşekkür ederiz Haymana televizyonu olarak da. Ve Haymana, inanın beyin damarıdır, borçlanır. Ben yüklü olarak Polatlı'dan çok mal alırım. Ama ağırlıklı kendi memleketim. Yani burada memleketimin kazanmasının çok işleri. Bu paranın burada kalmasının işleri. Hiç köylü buradan endişe etmesin ki en son modelim Türkiye'de 13. sırada 127 borsanın içinde 13. sırada salon satışı yapmaktadır. Ve bu bir eziyettir. Ama biz bunu yüklemiyoruz. Bunu bütün Türkiye bunu biliyor. 13. yani hangi şeye girerseniz gelin 13. sıradayız. Ve laboratuvarımız en son modelini Polatlı'da, Türkiye'de nerede varsa aynısı da bizde de vardır. Hep kendi imkanlarımızla çok mücadele vererek yaparak köylümüz hiç endişe etmesin. Buraya geldiği zaman ne laboratuvardan ne bir yani tüccarımızdan biz elimizden geldiği kadar teminatımızı alıyoruz tüccar arkadaşlardan. Endişe etmesin ki buraya satılan malı döküldükten sonra en az bir saat içinde parasını alıp giden bir yerdir. Ve buna ben başkan olaraktan kevirim. İnşallah önümüzdeki bir bayramdan sonra bir de buraya bir banganın, banga değil de az önce de aşağıda da anlattım. O işi de yaparsan artık bu görevime de son vereceğim. Ama Haymana'ya büyük bir hizmet getireceğim. Onda sağ olsun başkanımız falan, eğer burada bütün başkanlar söyleyeyim, o da başkanlarından. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Değerli Haymana Televizyon izleyicileri, başkanımız Sayın Servet Özer'den çiftçilerimiz adına bir söz almış olduk bu arada. Bu analiz laboratuvarı ve satış ofisinde yapılan bütün işlemlere kendisi kefil olduğunu, bizim Haymana çiftçilerimiz adına da gerçekten büyük kazanımlar olduğunu aktarmak istiyoruz Haymana Televizyon aracılığıyla. Değerli çiftçilerim, burada yapılacak olan bütün satış ve buraya yapacağınız bütün yolculuk ve taşıma Haymana bir kazanımdır. Polatlı ya da diğer bölgeler için değil, Haymana'mızda bu hizmeti kazandıkları için biz de Haymana Televizyon'a teşekkür ediyoruz. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.